Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatlu ahli islam braderanil kiram. Mana shundoq bir fazilatdek Alloh taolaning rahmati, mag'firati jo'sh urgan Sayyidul ayyom va Hajjul masakin bo'lgan juma kunlarida uzoq yaqinlardan Baytullohda hozir bo'lib Ka'ba-i muazzamaga mutawajjih bo'lib o'tirimiz. Allohim barchalarimizni har bir bosqigan qadamlarimizga hasanot, ajri azmlarni o'zi in'om aylasin. Fazilatli kunlardagi to'atu ibodat duolarimizni mustajab qilishi barobarinda barchalarimizni bu dunyo oxirat baxtsizligiga mustahiq qilib, shunday ulug' kunlarda baytida jam qildi, qiyomatda ham barchalarimizni jannatida jam aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi mavizamiz dinimizda qo'shnichilik haqlari mavzusida ekan, Allohim eshitgan masallarga amal qilib borishlikni ham loyiq ko'rsin. Inson hayoti davomida jamiyatdan ajralib kun kechira olmaydi. Atrofdagilar bilan turli ijtimoiy aloqalar o'rnatadi. Har qanday holatda ham oila, mahalla va jamiyat ichida bo'ladi. Tabiiyki, hayoti davomida uni atrofdagilarga nisbatan huquq va burchlari paydo bo'ladi. Mana shunday huquqlardan biri qo'shnichilik haqqi bo'lib, unga dinimizda alohida e'tibor berilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimida o'ziga ibodat qilish va unga hech narsani shirk qilmaslikka buyurgandan keyin bir qancha toifalarga yaxshilik qilishlikka buyuradi. O'sha kishilar ichida qo'shnilar ham zikr qilingan. Mana shu oyatlardan biri Astaizu billah va ibudullaha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bizil qurba val yatama val masakin val jari zil qurba val jaril junub was sahibu bil jambi va ibnis sabil va ma malakat aymanukum إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Ya'ni Alloh taolo Niso surasini 36-chi oyatida o'zi biz bandalarga amr etib, "Ey bandalarim, meni o'zimgagina ibodat qiling. Biror bir narsani sherik qilmangiz." Qarang, Alloh o'ziga bo'ysunishlikka ibodat qilishlikka amr etib, mana shu ibodatlar nimadan iborat ekanligini, ibodat degani faqat namoz, roza emas, Allohga bo'ysunish degani o'zi asli. Ibodat Allohga bo'ysunib qilgin deganini qilib qaytgin degandan qaytishlik bu ibodat. Mana Alloh taolo shu oyatda, "Ey bandalarim, menga sherik, shirk qilmasdan, shirk keltirmasdan meniga ibodat qilinglar" deb amr etib turib, mana shu ibodatlardan biri ota-onangizga yaxshilik qiling deydi Alloh. Qarang, Alloh o'ziga ibodat qilishga buyurish barobarida ota-onaga yaxshilik qilish. Bundan nima ma'no kelib chiqadi? Ibodat qavursak-u, namoz o'qib belimiz bukilib, roza tutib qilda ingichka bo'lib qolaylik. Yil 12 oy roza tutib ota onamiz rozi emasmi? Allohga bu itoat ibodat bo'lmaydi. Alloh qabul qilmaydi bu ibodatimiz. "Ey Xudo, men namoz o'qidim, menimcha roza qiluvdim, mamnaqa qiluvdim. Mana qilgan ibodating, men qabul qilmaganman" deb yuziga uradi bandani qiyomatda. Chunki ota onaga yaxshilik qilmading banda. Ota onangni roziligini topmading. Ana endi yana ota onadan keyin yana kimga? Qarindoshlarga. Qarindosh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir yigit, "Ya Rasululloh, meni ota-onam o'tib ketdi. Endi shular ruhshod bo'lsin, jannatda darajati yuqori bo'lsin, deyman. Nima amal qiladiganda?" Rasululloh aytdilar,
Allah'a ibadet kılıp Allah'ın mağfiretini sorab bar. Ularını esle. Sümme eyyul amel. Yine inme amel kılı. Ata onun yaş görgen insanları yaşlı kıyın. Ata onun trili çağda yaş görgen insanları yaşlı kıl. Mehir akıbet görsek ata onun ruh şadı rıza bulat. Ata onu kimme yaş görgen trili de azizler. Ata onu oğul kız perzentini yaş görgen. Her bir ata onu oğul kızındı. Bütün varlığını bahşede etedir şu ferzendlerine. Yani sizi bizge eke uke apa singiller boled. Bana Allah'ın büyür vakkanı karındaş. Karındaş kim birinci? Akı uke apa singil boled. Akı uke apa singil yaşlı kılı ataneye ruhşat boled. Resulullah tursalar. Karındaşın yaşlı kılı Allah büyürüp tursa. Hazır ki vakkan işimiz. Bir karıcı yer için bana keledi meçlege, mehalle, sot idaresi barmen, erzim egen, dünya matahıdır. Oku ukeler yüz görmez, arez. Ata anasının ruhunu içine çırkat bürttü. Ukumda atamı, anamı buldu, merasımını otkızım buldu. Bir anda bilgenimi koruyup, dünyada şeriyette onaka büyürü yok. Ata ana, oğlu digen narsanı ozu yok. Arap diller rehlet dedi. Bu hayattan başka hayatta koştu. Mamı uyudan mamı uyuge koştu digen de gap. Yok gitti diyenmez öldü diyen. Rehlet deydi, koçuş. Ruh kıyamet geçe Allah bana izni dağıttı. Her bir amelimiz ata anamızı korset pırladı ölgen denkine. Yok gitmeydi. Ve şu bilen bir geliydi dağıttı Allah yetimlerge. Yani ata anamızı bana yaş koredigene oğul kızdan keyin akı ukesi, apa sinisi, su bizge emeke, emme, hala tağalar. Yani ota kadırdansız, ona kadırdansız deyimiz, ota anamızı korgan, hem sohbet bugan, hem sır bugan, yarı biraderleri buladı. Bana şülerge yaşlı kılıyladı, Allah'ın buyuru attı. Yetimler, miskiller, karındaş koşnuyu, begane koşnu. Ve yanınızdaki hamrahınız, yolcu misafirge ve kol aslınızdaki karamlarge yaşlı kılıyladı, Allah buyurdu. Mana Allah ibodat qilgin deb turib menga. Mana mana shu odamlarga ham yaxshilik qilgin, bu ham ibodat, mani buyrug'im deydi Xudo. Endi bu yerda qo'ni qo'shni qarindosh. Qarindoshi 3 xil bo'ladi. Qo'shnini. Qo'shni 3 xil bo'ladi. Qarindosh bo'lgan qo'shni, musulmon bo'lgan qo'shni, g'ayridin bo'lgan qo'shni. Mana bu qo'shnida 3 xilining haqqi bor bizda. Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Koşunun koşunada üçte hakkı var. Ya Resulallah koşunun kanaka üçte hakkı boladı. Birincisi koşunçilik hakkı. İkincisi olsa karındaşçilik hakkı. Üçüncüsü olsa dindigi hakkı. Müslüman mı? Müslümanın Müslümanda hakkı var mı? Karındaş hakkı var mı? Koşunun hakkı var. Üçte. Yine bir koşunu var dediler. Onda ikide hakkı boladı. Bu karındaş bo'lmagan musulmon qo'shni, qo'shnichilik ve dindoshlik haqqi. Yana bir qo'shni var, uni bitta haqqi var. U g'ayri din. Musulmon emas, masalan, o'sha qo'shni. Shuni rioya qilishni Rasululloh targ'ibini qilganlar. Mana shuning uchun ham Alloh taolo qarindosh qo'shniyu begona qo'shni degandan maqsad shu. Albatta Alloh kibrli va maqtanchoq kishilarni sevmaydi deb o'zini Allah kibir bilen, mensimesinden maktanıp yürüdüken kişilerin sevmesliğini bayan kuvattı. Bu sıfat bana şu işlerini kamegan adamlardan boladı. Ben kim beni bu kim deydi. Mamı koştum memleka, benden kembegal, yo memleka. Bir peytler bir adam bulardı. Şu adam yığılıp ölüp gitti Allah rahmet kılsın. Başlardan ötken derslerini menge bir et birgen iller. Bir paytlar men oliy ma'lumotli bo'lib bolalarimni hammasini o'qitganman. Hammasini o'qitib o'zim professor unvoniga ega bo'luvdim. Yonimizda bir qo'shnimiz bo'lardi. O'sha namoz o'qigan, bolalari ko'p, u paytda 10 talab, 8 talab bola bo'lardi bir xonadonda. Endi aka-ukalar bir-birini sudrab katta bo'lgan. Men bolalarimni shularga qo'shmas edim, bular namozxon, qo'shilma ularga. Ular qoloq. O sovetli davrda bo'lib turgan narsa. Biz ziyolimiz. Ularga qo'shilma. Mafkuring, fikring o'zgaradi. Deb bolalarimni qo'shtirmas edim. Bolalarimni hammasini olim olib o'qitdim.
Bittasi çeteli gitti, bittasi u bo'ldi, bu bo'ldi. Xotinim o'lib qoldi. Buning orasida meni holimdan xabar oladigan farzandlarim qolmadi. Bitta qizim bor edi. U kelib kirpirimni yuvib, uyimni tozalab bir haftada 10 kunda kelib ketib qolib ahvoli. Qolganiga shu qo'shnimnikidan bitta kosa ovqat chiqib turardi. Men shu qo'shnimni mensimaganman bir paytlar. Bolalari oyoqqa turib qolib, ota-onasini hajlarga olib borib keldi. Men hac uyadı dursun, bola meçitke ap çıkkanı yok. Ota anasını hacdaki abarıp geldi. Bir gün o balasını gide, bir gün bunu gide. Allah beni cezaladı. Ben şunaki tüben insan bugün iken ben. Hudadan uzağa bugün iken ben. Ben özüme uladan yukartıp, fakirlenip yürgen iken ben. Allah bu dünyada özüme koşatıp koydu. Şunun için azizler, halkımızda bir gap var. Yaqinligi jigardan uzoqdagi quyruq yaqin yaxshi deydi. Inson doim bir xil hayot kechirmaydi. Shu qo'ni qo'shnisi kuniga yariydi. Odam men shunday o'tib ketaman deydigan odam yanishadi. Boshiga bir musibat, bir talofat, bir ofat kelib qolsa, shu yon qo'shnisi chiqib birinchi manfaatini yetkazadi. Yordamini beradi. Holidan xabar oladi. O'lib qolsa, shu mahalladagilar birinchi yuguradi, doktorga bor, mana hozir mahallada ko'rasiz-ku. O qarindoshi kelguncha, o eshitib xabar top qattan dur kelib, vaqt ajratib kelguncha engeyini shu qo'shnisi chiqib boylab qo'yadi o'lganda. O qarindoshga chiqib qotib oladi o'lu. Qo'shni chiqib engeyini boylab qo'yadi, oyoq qo'lini rostlab, qishib qolmasin deb kuningga jab bo'lmasa o'lganingda ham kuningga qo'shning yariydi. Qo'shniga mensimadimi? Qo'shniga vafo qilmadimi? O adam bu dünyada ham ziyon ko'raveradi. Qo'ni qo'shni uyiga o't ketdi. O akasi ukasi ayoldan yetib kelguncha, pajarni yetib kelguncha shu qo'shnisi o'chirib yordam beryapti-da, uydan molni olib chiqyapti, jonini olib chiqyapti. Kim manfaat tepyapti? Qo'shni bilan bordi, kimi qilsin? Bu dunyoda o'zi u oxiratini qo'yavering, bu dunyoda ham ziyonini o'zi ko'raveradi. Hatta Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadislerde etken ekeller Aişe radıyallahu anha rivayet etken ekeller Mâ zâle yusîni Cibril bil car hatta zanantu ennehu seyverrisuhu. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Aişe anamız rivayet etken hadislerde Resulullah etken ekeller Cebrail aleyhisselam meni doimo qo'shni haqida yaxshilikka buyurganidan uni borib-borib qani qo'shni ham qo'shnidan meros oladimi? Xudo shunga hukm qilib qo'yadimi deb o'ylab qoldim degan ekanlar. Uni meros qilib qo'yadimkin deb o'ylab qoldim dedilar Rasululloh. Hali Jabroil alayhissalom Alloh buyurdi qo'shni mamlak haqqi bor, qo'shni qo'shni deb vahiy olib ko'rganlaridan borib-borib Alloh hali qo'shnini qo'shnidan meros olishga haqdor qilib qo'yadimi deb o'ylab qoldim degan ekanlar Rasululloh. Gohida qo'shlarni holda g'aflatda qolib, ularni holidan xabar olmaymiz. Vaholanki eng avvalor ular uchun bizning zimmamizda bir qancha haqlari bor. Ya'ni qo'shni qo'shida haqqi. Ko'rganda salom berish, maslahat so'rasa to'g'risini aytish, aksi ursa javob qaytarish, kasal bo'lsa ziyorat qilish, vafot esa janozasiga qatnashish va hokazolar deganlar. Ya'ni qo'shni qo'shni haqqi, masalan, hatto g'ayri din bo'lsa ham bitta qo'shnichi haqqi nima? Boshiga musibat tushsa xol-ahvol so'rashlik mumkin. Men rus qo'shnimiz bor millatiga mansub, g'ayri din, boshqa dinda. Men musulmonman, bu munaqa deb ajrat bo'lmaydi. Qo'shni xudo buyurgan qo'shnichilik haqqi boshiga musibat tushsa yordam berish, nasihat so'rasa yordam berish, nasihat berish. Xursandchilik bo'lsa bir muborakbod qilib qo'yish. Hattoki mana hali bir xil bor savol qilib keladi, qo'shnim o'rsiydi, o'lib qoldi. Asan unga yordamini ber ko'mishga. Lekin ularni qo'kkan ishini qilma, dindigi ishini. Qo'shnichilik haqini ado etsa. Ular masalan qabriston bir ichayotgan, boshqa qilayotgan, sen unisiga aralashmaganda bu yoqdagi yordamingni ber. Qo'lingdan kelsa. U qo'shnichilik haqini ado etgan bo'ladi. Yana hattoki qarangki
aksi ursa alhamdulillahi robbil alamin deb mo'min qo'shni aksi urib aksirdi. Bu yerda eshitgan odam unga javob berishga yarhamukalloh yashfik deb. Sunnat. Hatto aksi urganiga javob bergin deyaptilar, qolganini qo'yavering demoqchimandi. Boshqa hadislarida Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Qarang, kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Allohga iymon keltirgan bo'lsa, Xudoni aytganini qilsin deganlar bo'ladi. Oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, shu Xudoni aytganini qilganligiga oxiratda jazosi bor, yo mukofoti borligini tasdiqlagan odam deyaptilar. Yaxshilik qilsangiz, mukofoti bor jannatda. Oxiratda jannatda beradi Xudo. Qamasang ziyon ko'rasan, oxiratda do'zaxga Alloh hukm qiladi. Shuni tan olgan banda bas qo'shnisiga yaxshilik qilsin dedilar. Qo'shnilar o'rtasidagi yaxshilikni bir ko'rinishi hayitlarda, quvonchli kunlar va munosib vaqtlarda o'zaro hadya almashish. Hatto qo'ni-qo'shni ham bir-biriga, shuning uchun oldingi ota-bobolarimiz tansora ovqat qilsa, yon qo'shnisiga chiqazga bir kosa ovqat. Shu bolasiga aytgan, bola mamamga olib chiqib ber, uyda tavarro odam bor, shuni yesib duo qilsin. Qo'shnichilik haqiniga rioya qilishgan oldinlar. Hattoki bitta arvodan nechta xonadondan o'tgan bo'lsa, qo'shnimga ozor yetmasin deb bol odamlarga uyini axlatini arqa sipirmagan shu oqib turgan suvga, chunki ichadi ertaga va qo'shnilar ozor chekadi deb Xudodan qo'rqqan. Borib-borib dinsizlik jamiyatda yashab, mana oldilari ota bo'yizdan so'rang, men yosh kattalar onam non pishirardilar, ariqqa oqizib ayoqda yerdik ushab. Issiq nonni suvga oqizib. Suv shunaqa oqqan, bu nechta odam uydan o'tgan. Xudodan qo'rqqan, qo'shnining haqqini rioya qilgan. Ular ham inson edi, ahlatini sipirib olsa oqizib ketardi. Ozor berishdan Xudodan qo'rqqan. Suvga tupurmagan. Sipirish uyat tursin. Ne dinsizlik jamiyatda yashadik. Hozir kunda hojatxonasini suvga to'g'lab qo'yibdi. Shuna odamlar Toshkentdan tashqari chiqqan narada dalada odamlar ichadi shuni. Hatto Rasululloh shu hadiya ulashishlikda payg'ambarimiz, ey musulmon ayollar, qo'shni qo'shni hadiyasini past sanamasin. Agarcha tuyani tuyog'i bo'lsa ham. Ya'ni qo'shni biror narsa chiqarsa, endi bu ko'pincha ayollardan sodir bo'ladigan ish uchun Rasululloh ayollarga aytayaptilar. Tuyani tuyog'ini chiqarsa ham hadiya deb, yo bir narsa deb. Eng past narsa bo'lsa ham deyaptilar. Uni past sanamagin, qurum soshini chiqaribdimi? Umi demagin, gunohkor bo'lasan. Chiqaribdimi? Qo'shnichilik haqqini aroya qilib, o'shanga minnatdorchilik bildirgin deyaptilar Rasulullohga. Oysha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ikki qo'shnimni qaysi biriga hadiya beray? O'zot alayhissalom eshigi yaqiniga dedilar. Bu bilan yon qo'shnining haqqi o'zgalarnikidan ko'proq bo'lishini eslatib qo'ydilar. O'zaro taom ulashish ham qo'shniga yaxshilik qilishdandir. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir kuni, ey Abu Zar, sho'rva qilsangiz suvini ko'paytiring. Azgina suv qo'shib yuboring, so'ngra qo'shnilaringiz ahliga qarab yaxshilik sahovat bilan undan suzib bering degan ekanlar. Qolgan sho'rva bo'lsa ham ovqating. Suv qo'shib yuborgin bir kosa, to qo'shningga berasan degan gap bu. Qo'shnichi haqini ado etgan bo'lasan dedilar. O'ziga to'q qo'shnilar hech qachon qiynalgan qo'shnini e'tiborsiz tashlab qo'ymaslik kerak. Qo'shnilar zaruriy taom va kiyim-kechak kabi narsalarga muhtoj bo'lib qolsa, albatta ularga shariat-i islomiyamizni ko'rsatmasi, ularga yordam qo'lini cho'zish zarur bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam man amana bi man bata shab'an va jaruhu ja'i'un ila jambihi va huwa ya'lamu bih. Yon qo'shnisi och ekanini bilib turib, to'q holatda tunini o'tkazgan kishi menga iymon keltirmabdi degan ekanlar. Hali to'q qonni to'q bilan ochish ishi bormi degandek, kim
qonni to'q bo'lib, qo'shnisi och, muhtoj bo'lib, uxlaganini bilib turib, tong ottirsa, menga iymon keltirmagan, ya'ni mu'min odam emas deganlari bo'ladi. Bir kuni bir rivoyatda keladi, bir boy odam o'ziga to'q, yonida kambag'al qo'shnisi bor ekan, shunga bir qism berib, bola chaqasiga u bu xarajat qilib yordam berib turar ekan. Bir kuni o'g'li shu qo'shnisiga o'ynab bolalar bilan chiqib qo'shni hovlisiga kirsa, go'sht yeb turishganini guvohi bo'lishdi. Bo'ldi bola. Shunda bola shu sizlarni go'sht yegim kelyapti, men ham yeydi, uy egasi yo senga mumkin emas bolam, chiq uyinga chiq deb qaytarib yubordi. Bola yig'lab boy oldiga keldi. Ota qaradi bolasiga. Bolasi: "Bolam, seni kim xafa qildi? Nima yig'layapsan?" "Ey otajon, seni qo'shlarga yordam berish kerak deysiz, bundoq qilasiz, bundoq qilasiz. Kirsam xona holda go'sht yeb turishgan ekan uylarida. Men ham yeyman dedim. Yo sen yemaysan deb chiqazib yuborishdi. Shu go'shtdan yeyim keluvdi, menga berishmadi" deb hali o'g'li shikoyat qildi. O'g'li bu shikoyatini eshitgan ota darg'azab bo'lib qo'shnisiga chiqdi. "E qo'shni, boyib qoldizmi? Pulis ko'payib qoldimi? Ha, yordam berib turdim qiynalgan paytida. Mani bitta o'g'lim chiqib go'shayotgan ekansizlar, shuni yegisi kelgan ekan. Ha, bermasdan chiqazib yuboribsizlar. Ha, bizdan manfaat ko'rib turuvdiz. Ha, bitta bolam shu yolg'iz o'g'lim bo'lsa, ko'yni tutsagan ekan. Ha, shu bersangiz nima qilardi?" U bu deb qo'shnisiga qattiqroq gapirdi. Shunda qo'shnisi: "Ey qo'shni, uzr. Meni ma'zur tutasiz. Bir necha kundan beri bolalarim tutsotgani yo'q. Och, nahar uxlaydi. Bolam ovqat olib kelaman deyman, boshqa qilaman, olib kela olmayman. Oxirgi kuni bolalarim holsizlanib, o'zidan ketish holiga kelib qolgan uchun majbur bo'lib ko'chaga chiqib aylanib yurdim. Bir harom bo'lgan hachirni go'shtiga ko'zim tushdi. Shundan bir bo'lak olib kelib pishirib, bolalarimga yedirib turdim. Sizning o'g'li chiqib qoldi. Qo'shni, bu meni bolalarimga, menga halol bu go'sht. Lekin sizni bolangiz luqmasini buzay demadim, unga harom. Shuning uchun yedirmasdan chiqazib yubordim bolangizni." Shunda boy: "Ey attang" dedi. O'ylab qoldi. "Qo'shni, meni kechiring. Shunaqa ahvoldamisiz? Men bexabar ekanman. Meni kechiring, uzr" deb yugurib uyiga kirib ketdi. Boy o'zi niyat qilib tilla tanga yig'ib yurdi, hajga boraman deb. Shu tangalarni olib chiqib: "Qo'shnim, meni kechiring. Men bilmanman, meni Alloh kechirsin. Sizni shundoq holatda turganingizni men bilmasdan, xabar olmasdan sizga bunaqa dashnom gaplarni aytib haqorat qilman. Alloh meni kechirsin. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar: qaysi bir o'ziga to'q odam qo'shnisi och bo'lib muhtoj bo'lib qolganini bilib turib kechani uyqu bilan o'tkazgan bo'lsa, menga iymon keltirmabdi deganlar. Meni kechiring, meni mamnu hajga atab qo'ygan edim. Mashina bolalarga o'zingizga ishlating, men roziman" deb kambag'allik qo'liga hali tillalarni tutqizib qo'yib tavaf qilib, hali qo'shnisini labbayk allohumma labbayk deb boy hali qo'shnisini atrofini tavaf qilishga o'tdi. Va yig'lab turib shu baytni aytdiki, boy: "Tavofu baytil halil kori mardon kori oson ast. Tavofu baytil jalil kori mardon ast. Ibrohim alayhissalom Allohni halili qurgan binoni tavof qilish, hajga borish oson ish. Tanjon sog' bo'lsa, puliz bo'lsa, boshqangiz bo'lsa, xudo nasib qilsa boraveras. Ibrohim alayhissalom qurgan Ka'bani ziyorat qilish oson ish, lekin Baytul Jalil insonning qalbi bo'ladi. Insonning qalbi Allohni bayti, insonning qalbini tavof qilishlik bu mard odamning ishi" deb tavof qilgan ekan. Shuning uchun muhtaram birodarlar, mana bir xilla ma'lumotda hajga bordim, mamchi o'qildim, mamnaqa. Ey birodar,
uzakka barma. Şu akı okuyun, apesinin içinde kolu kelteleri var. Muhtaçları var. Yan koştuğunda kolu kelte, muhtacı var, karzları var. Keselmeni var. Yani şunları yardım bir. Ya bir kemegalli onun yuvar. Dua akıp gitsin. Bana şu nerselerden uzabı koyamız. Musibet bugün hanadan ahlini, karındaş ve koçlar taam bilen yoklaşan dinimizi korsatılınken güzel sünnetlerden bir solunadı. Cafer radıyallahu anhu vefat etkenleri de Cafer bu peygamberimizi iman kiltirip meşhur sahabelerden biri. Şu zat vefat etkenlerde peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriye karab Cafer'ni ailesine taam teyirlenler. Ularını başka meşgul kılıcı ağır iş düştü. Yani bizde başka cehal edeyen var. Otobuğumuz kıpkıyken. Ha, musibet azı çıkan bir de kazan kaynatılmıyordu. Yani şunu konu koştular. Bir de çeleyden maşhordu. Mesela Taşkent'de adet maşhordu. Ya aş kıpkıyordu. Çünkü ularını koynuğa avukat yiyiş sıkmıyordu. Musibet. Otasından, onasından, perzantıdan, cigarbantıdan ayrılıp durdu. Avukat yiyiş hayali gem kemiydi, musibet. Kozan kaynatamıydı. Şunun için bana Resulullah'ın sünnetleri konu koştular. Bana şu musibet yetken hanedanın kadir bugünleri elbette. Şu taam çıkarttığını Resulullah merhamet günekeller. Yani bu yaşlı kılıçlıydan taşkarı azaran bir şikereyemez koşunluğa. Şariyette yaşlı kılıçlıkta fakat büyürüp komastan azar berişliğinden hem kaytarlıngan. Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre radıyallahu anhu ruhu etken hadiste Resulullah etken ekeller. Men kâne yu'min billahi vel yevmil âkhir felâ yu'zi carahu. Kim Allah ve ahiret günüge iman keltirgen bosa koşnusiga azar vermesin. Koşnusiga azar vermesin. Koşnusiga azar kıyamette birinci guvah boladigan insandılar Resulullah. Koşunu boladı. Koşunu yakşıdısı yakşı bolas. Yamansı yaman guvahlıyı. Birinci koşunu guvahlık götürdü kıyamet demezler. Çünkü koşunu hakkı bekar getirin mi gen? Sıbızgen birinci koş. Ali koşunluki de musibet bir kıyınçilik patiponunu yakıp balan ağızda kop koyuladı. Yoküyde şokun sıran, koşuna aziyet verildi. Toz topalan, koşuna aziyet verildi. Yoki koşunsuna çıkıp cencelleşip erzime gelinlerse üçün ben senge barıladı. Azar vermesin. Kıyamet günüge Allah'a iman getirgen adam duattılar Resulullah. Resul-i Ekrem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başı hasilerde yettiler. Allah'ın nezdi en yaman günah kaysedip soruştu Resulullah'dan. Mes'ud radıyallahu anh'u rivayet kılın hadiste. Abdullah ibn Mes'ud etediler. Ben bir gün peygamberimizden oturup ya Resulallah Allah'ın nezdi en yaman günah kaysedip soruştu dediler. Şimdi Resulullah sizini yaratken halide Allah Teala'ya öz yani şirk kılışınız diler. Yani şirk kılışınız en ağır günahlardan diler. Kendinden ki yine kanaka günah var. Ağır günahlardan da soradım dediler. Peygamberimiz dediler siz bilen birge taamlanıştan yani kembeğallikten korkup ferzendiniz, öldürüşünüz. Ben hazır yaşam ortasında var böyle mesele geledim. Böyle köpeğe gözse bakış kıyım bu kitabı. Rızkı Allah verir. Sen emez. Eğer kitap alayım olsa rızkını kuda kırkıp koyan olsa kısık koyan olsa çiren senden bakamıyorsan. Halbuki ata boylarımız 10 tane bolasını bakka. Yani hazır çıkarttı, bola köpeyip geçse bunu kanaka bakamayın, kanaka terbiye kılamayın deyip bola aldırış yüzeyi kip kovattı. Oğlan var, şeriyette var bu. Saklangin. Hatınan bir yerden saklanışki var. İnzal dedi Arap dilde. Yani bola bop kaldı mı, kembekaliyden korkup bolayını aldırıp onu öldürüştük. En ağır günahlardan da Resulullah'ı tuttular. En ağır günahlardan. Kim yine kaysadılar? Uzat koşningizini cüft halalı bilen zina kılışınızdılar. Karayın. Allah'ı şirk keltiriş.
bolani kambag'al bo'lib qolaman, boqolmay qolaman deb abort hozirgi tilda oldirish va uchinchisi qo'shnini ayoli bilan zino qilish. Musulmonlar ichida uchrab turibdi shu. Namoz o'qiyapti, ro'za tutyapti. Telefonda birovni xotini bilan gaplashyapti, u bir musulmonning qizi xotini. Yo'ldan urayotgani qancha? U qoyillatdim deb maishat qilib olindi yuribdi, xudo uradi. Ertaga o'zingni xotining, qizing, opang, singling bor. Alloh aylantirib qiqib qo'yadiki senga. U birov ko'rmasa ham xudo ko'rib turibdi. Rasululloh aytdilar, qo'shningizni jufti bilan zino qilishingiz. Bu narsa bor, uchrab turibdi hozir xalqlar, o'zbek xalqining ichida uchrayapti bu narsa. Shunga e'tibor berib qo'yaylik. Shuning uchun urg'u berayotganim, bu narsa uchrayapti hozir hayotda ko'p kelyapti. Ko'p kelyapti. O'zgani xotini bilan o'sha u qo'shning bo'lmasa ham o'sha musulmon birodaringning ayoli-ku. Ey nomard. Telefonda shovatdi eri, kelyapti. Erkak yig'lamasin. Xor bo'lasan, birovni juft haloliga ko'z olaytirma. Ish yuzasidan gapiryapsanmi? Bo'l, u yoqqa o'tma. Bu narsa juda ko'payib ketdi hozir yoshlar o'rtasida. Juda ko'p. Hozir ajralish ham qanchadir qismi birovni ayoli bilan gaplashilyapti, qo'lga tushyapti ayoli, kelyapti boshqa. Oxirata xor bo'lasan. Shuning uchun Rasululloh Abdulloh ibn Mas'udga aytdilar, gunohlarni og'ir shirk keltirish, farzandni o'ldirish, qo'shnisi jutra zina qilish. Qo'shni faqat yon qo'shning bo'lishi shart emas, musulmon. Musulmonni ayoliga ham, qizga ham bo'lish qilma. Yana hajj sharti qo'shni molni o'g'irlash, boshqa o'n xonadondan o'g'irlik qilishni gunohidan kattaroq ekani aytilgan. Qo'shnini molni o'g'irlab chiqib ketish. Boshqa o'g'irlik qilsa bitta gunoh bo'lsa, qo'shnisini xotiniga zino qilish, molini o'g'irlash bitta emas 10 ta gunoh yoziladi. Hozirgi ayrim qo'shnilar orasida yer joy yoki boshqa masalada o'zaro talashishlar oqibatida yuzaga kelayotgan xunuk oqibatlar dinimiz ta'limotiga mutlaqo ziddir. Bunday xijolatli ishlarga barham berish uchun qo'shnilar o'zaro kelishuv, hurmat, olijanoblik va diyonat bilan ish tutishlari kerak. Azizlar, hozirgi kunda haqiqatda bir qo'shnidan yeridan ovolishlik, qo'shib olish bir qarish bo'lsa ham hanna deb Rasululloh aytganiga kim zulm bilan bir qarish yer egallab olsa, Alloh taolo qiyomat kuni o'sha yerni 7 qavat yerni ostigacha bo'yniga osib qo'yadi. Do'zoxga qarab ketadi bu. 7 qavat yerni ostigacha bo'yniga osib qo'yadi deyaptilar. Tortib ketadi yer. Do'zax 7-chi qavatining eng chuqurligiga. Shuning uchun qo'shnilar bir uy ko'rmayotgan yerdan olmang, boshqa kelishib, rozi rizoli bilan shu davol olishdi ham, boshqada ham, aka-ukalar ham, boshqalar ham. Endi yerni talashib, tortishib, egalik qilib olamiz. Mahallaga chiqadi, sotga boradi, xo'p, egalik. Lekin gunoh ustiga gunoh qiling, orqamizda qoladigan farzandlarimiz ham bir-biriga dushman qilib ketamizdi. Bir-biriga hasadchi, bir-biriga dushman bo'ladi qo'shnilar. Bolalari ham, aka-ukalari ham bolalar. Mana hozir aka-ukalar davolayapti ham bir qarindosh, ham jigarband, ham qo'shni davolayapti. O'tib ketsa darrov bir-biriga loy chopib sotma-sot yurtdi, ertaga orqamizda qolgan bolalarimiz ham bir-biriga dushman bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Alloh asrasin. Shu narsaga bir e'tibor beraylik. Alloh taolo egam hammamizni shu eshitgan masalalarga amal qilib, qo'ni-qo'shnilar, qavmi qarindosh, aka-uka jigarbandlar mehr oqibatda xayrli hayot kechirishlarimizni Alloh ta'min aylab, bu amallarimizdan qiyomatda turganimizda qo'ni-qo'shnilar bir-birimizga yaxshi guvohlik beradigan, yaxshiligimizga guvohlik beradigan insonlardan bo'lib umr o'tkazishni Alloh hammamizga nasib aylasin.